Hepinize merhaba. Fatma Bay'ın Hayata Kanca kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi Emir Sultan'ın türbesine gidiyoruz. Daha önce de panoramik teşekkür ederim. Sağ ol. Sen ye. Afiyet olsun. Panoramik müzesine gezmiştik. Orada bayılmıştık. Şimdi de Emir Sultan Hazretlerinin türbesine geldik. Evet, Emir Sultan. Evet, buyurun şu sevgili misafirler, şöyle merdivene geçelim. Yengen mi geliyor hocam? Gel İpek. Merhaba. Öldüm sizi. Gel gel sen de benim. Selam gel. Duvara doğru. Ya da buyurun hemen şu köşeyi alayım ben sizi oradan da yönlendireyim. Sen ne istiyorsun? Ya buradayım. Neredesin? Buradayım. Evet, buradaki kabirlere kabir değil hazire deniliyor. Hazineden aklınızda kalsın. Peygamber sözünden geldiği için emir adını söylemiştik ve sultan vesile de evli olduğu için sultan lakabı takılmış. Yani emir sultan hazretleri de kendisine biliyorsunuz. Sıkış kavgısını kaybediyor. 17 yaşlarında ve 18 yaşında babasından bir kutsal kardeşlerine gitmeye karar veriyor. Tabii asıl yaşanan topraklar Buhara civarında. Yani şu anki Özbekistan, Türkistan bölgesi. Oradan aşağı Suudi Arabistan'a doğru gitmeye karar veriyor ve yerdeki yardımcısıyla beraber oraya gidiyor. Ve gittiği zaman da orada Peygamber Söyü'nden genelde kaldığı yerde kalmak istiyor. Fakat gittiğinde Peygamber Söyü'ne geldiğine inanmıyorlar. O zaman diyorlar ki, o zaman gidelim Peygamber Efendimiz'in kabrine. Orada belli olur ki Peygamber Söyü'nden geliyor, kim gelmiyor diyorlar. Ve işte gidiyorlar. Selamun Aleyküm diye cevap aldığı söylüyor. Yani çok fazla şeylere girmiyor sevgili insanlar. Yani işte ağaç dalını yuvara çevirdi, ağaç dalını meydana çevirdi falan. Yani böyle mucizeden bir olduğu söyleniyor. İnternette bunun detaylarını görürsünüz. Ben çok fazla bu şeylere girmiyorum. Daha çok tarihi kısmına aktarmaya çalışıyorum. Nihayetinde işte inanıyorlar ve kendisine bir oda tavsiye ediyorlar. Yardımcısıyla beraber küçük bir odada kalırken aslında bayrak kurmuş bir şekilde otururken Hazreti Ali'yi gördüğünü söylüyor. Dördüncü Hazreti Ali'yi görmüş aslında ve kendisine işte oğul beni 3 tane şamdan al ve batıya yönel ve son şamların söndüğü yerde kal, oradaki insanlara dinen, ilmen, yücelt, onlara bilgini de kuşat diyor ve orası tahmin edersiniz ki burayı da çektim. Konya mı? Bursa, bu Teoman'ı sende güzel tahmin ediyor. Ve Bursa'da kalmaya karar veriyor. Son şamların söndüğü yerde size az önce panorama müzesinde gösterdiğim Bursa şehri, yani Bursa Kalesi'ydi. Geçerken yine göstermeye çalışacağım. Çakır Hamam'ın olduğu, caddenin olduğu taraf.